Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda pazartesiden cumaya, yaradılıştan vahye kadar tüm İncil kitaplarını inceliyoruz. Eğer bugün ilk kez izleyip önceki bölümleri de izlemek isterseniz www.kutsalyazılar.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bölümle ilgili kutsal kitapla ya da Hristiyan inancıyla ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi de kutsalyazılar.com mail adresine yollayabilirsiniz. Her türlü sorunuza buradan cevap vermeye çalışacağız. Bölümümüze geçmeden önce burada olmasından onur duyduğum Rab'bin hizmetkarı Yusuf kardeşe hoş geldin demek isterim. Teşekkür hoş geldiniz. ederim hayat kardeş. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş, sonuncu bölüm olan 24. bölüme ulaştık. Mısır'dan çıkış kitabının bu bölümüne başlamadan önce ki burada toplanma çadırının oluşmasından bahsediyor. 24. bölümden bahseder misiniz? Ha, 19. bölümdeki sınırdan bahsediyor ve Rab'le olan antlaşmanın teyit edilmesini konu alıyor. Yani İsrailoğullarının 19. bölümde yaptıkları antlaşmaya olan bağlılıklarından. Orada Rabbin söylediği her şeyi yapacağız dediler ve bunu burada iki kez söylediler. Bu yüzden toplamda üç kez söylenmiş oluyor. Rabbin söylediklerine uymaya ve yapmaya hazır olduklarını onaylıyorlar. Bahsettiğiniz antlaşma kelimesi şimdi onaylandı. Evet. Bu şartlı antlaşma ya evet. da yasa antlaşmasıdır. Rabbin Kesinlikle. Sina dağında halkına vermiştir. Evet. Rabbin İbrahim'le yaptığı bir antlaşma daha var ve buna evet, İbrahim'in İbrahim antlaşma da antlaşma. denilmekte. Ve bundan sonra yeni antlaşma geliyor ki bu antlaşma şartlı antlaşmadan farklı olarak iki taraflı değil, tek taraflıdır. Kötülüklerini bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Bu yeni antlaşmadır. Şartlı antlaşma da, eğer sen yaparsan yaparımdır. Tanrı tarafı sadıktır ve söylediklerini yapar. İnsan tarafında ise her zaman başarısızlık vardır. Bu yüzden eski antlaşmanın bir dezavantajı var. Peki bu nedir? İki taraf arasında eşitlik yoktur. İnsan çaresiz ve kaybeden tarafken, Tanrı mükemmel ve güçlü olan taraftır tabii. Elçi Paulus, Galatyalılarda İbrahim'i antlaşmayla şartlı antlaşma ya da yasa antlaşması arasında zaman aralığının 430 yıl olduğunu söylemiştir. Evet. Tamam. Yani 24. bölümün konusu şartlı antlaşma ya da diğer adıyla yasa antlaşmasının onayıdır. Doğru. Sina Dağı'nda yapılmıştır. Kesinlikle. İzin verirseniz birkaç ayet okuyup sorularımızı soralım. Devam edin lütfen. Rab Musa'ya sen... Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi bana gelin dedi. Bana uzaktan tapın. Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk seninle dağa çıkmamalı. Öncelikle birinci ve ikinci ayette Tanrı'ya yaklaşmak veya ondan uzaklaşmak konusunda yasayı yorumlamanızı istiyorum. Aslında yasanın atmosferi Tanrı'ya yaklaşmamak şeklindedir. Bu korkutucu, evet. İbrahimler 12'de özellikle bununla ilgili eski ahitte bahsedilmeyen ama İbrahimler 12'de bahsedilen bir şeyi söyler Musa, çok korkuyorum ve titriyorum dedi. Tanrı'yla güçlü ilişkisi olan Musa gibi biri korkuyla titriyorum diyorsa gerisi nedir? Yani yasanın atmosferinde, örneğin Birinci ayette Musa'ya dedi derken söyleyen kim? Rab söyledi. Sonra bana gelin dedi. Bana gelin derken Rab'be gelin demek istedi. Burada Musa'ya seninle benim aramda ayrım varı hissettirmek istiyor. Ve insanlar seninle birlikte gelmeyecek. Eğer daha bir hayvan bile dokunsa taşlanacaktır. Yaklaşmak yasaktır çünkü bu yasadır. Bizler lütufla yaşıyor olduğumuz için Rabbimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Tamam. Yani yaklaşmalarına izin verilmediği yasayla ayrılıyor. Evet. İsa'nın kanı sayesinde perdede kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Bu lütuf evet. antlaşmasından ayıran Doğru. şeydir. Yaklaşabiliyoruz. Üçüncü ayette devam ediyoruz. Musa gidip Rabbin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes birazdan Rabbin her söylediğini yapacağız diye karşılık verdi. Bu ifade ikinci kez belki de üçüncü kez tekrarlanıyor. Burada ne görüyoruz? Yani daha önce de söylediğim gibi 19. bölümde de bahsedildi. 8. ayeti okuyalım. Bütün halk bir ağızdan Rabbin söylediği her şeyi yapacağız diye yanıt verdi. Ve burada okuduğunuz üçüncü ayet ve sonra da yedinci ayet. Görüyoruz ki insan gene kendi gerçekliğini bilmiyor. Yasanın ve Tanrı'nın yasayı verme amacı da yalnızca budur. İnsan yapamayacağını bilmiyor. İnsan egosu çaresizdir ama itiraf etmek istemez. Bugüne kadar insanlar Tanrı'nın lütfunu ve kurtuluşunu takdir ediyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Tamam, bir şey yap. Bir şey yapmadan hediye almak istiyorlar insanoğlu. Gerçekten garip. Fakat Rab yasayla kurtuluşun imkansız olduğunu doğrulamak için onlara yasayı verdiler. Bu Mezmurlar 14 ve 53'te de belirtilmiştir. İyilik eden Yok. Bir kişi bile. İyilik eden yok. Bir kişi bile. Kesinlikle. Yani kim Tanrı'ya biz yapabiliriz diye söyleyecek kadar bağlıdır. Ancak kutsal yazılar bir kişi bile yok der. Doğru. Hepsi yoldan saptılar. İyilik eden yok. Bir kişi bile yok. Bir kişi bile. Hiç kimse. Evet. Tanrı'yı yapamayacağımı söylediğimde Tanrı'nın lütfunun bana gelmesine izin veriyorum. Çünkü bütün işi o yapıyor. Luka 18'deki vergi memuru da öyle değil miydi? Vergi görevlisi ise uzakta durmuş gözlerini göğe doğru kaldırmak bile istemiyor. Ancak göğsünü döverek Tanrım ben günahkara merhamet et diyormuş. Herkes birazdan Rabbin her söylediğini yapacağız diye karşılık verdi. Musa Rabbin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu. İsrail'in 12 oymağını simgeleyen 12 taş sütun dikti. Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da Rabbe yakmalık sunular sundular. Esenlik sunusu olarak boğalar kestiler. Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu. Öbür yarısını sunağın üzerine döktü. Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk Rabbin her söylediğini yapacağız. Onu dinleyeceğiz dedi. Musa Leyenlerdeki kanı halkın üzerine serpti ve Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın bütün maddelerini işte bu kan geçerli kılıyor dedi. Antlaşma kanı ve halkın üzerine dökmesiyle ilgili olan bu ayetlerin üzerinde durmalıyız. Lütfen devam eder misiniz? Buyurun. Aslında kanın dökülmesini İbrahimler Mektubu 9. bölümde daha ayrıntılı görüyoruz. Örneğin bize diyor ki, Musa kutsal yasanın her bir buyruğunu bütün halka bildirdikten sonra su, al yapağı ve zufa otuyla danaların ve erkeçlerin kanını alıp hem kitabın hem de bütün halkın üzerine serpti. Tanrı'nın uyumanızı buyurduğu antlaşmanın kanı budur dedi. 1. Petrus 1. Bölüm İkinci ayeti okuyunca bunu daha iyi anlayabiliyoruz. İsa, Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve onun kanının üzerine serpilmesi için... ...Baba Tanrı'nın ön bilgisine Kananın göre... Kanının üzerinize serpilmesi. Musa'nın yaptığı şey itaat etmek ya da kan dökmek gibi iki seçeneğin olduğunu söylemekti. Bunu istiyordu, ciddiydi, şakası yoktu. Evet. Yesaya 1. bölüm 19 ve 20. ayetlerde istekli olur söz dinlerseniz ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz ama direnip baş kaldırırsanız Kıvı sizi yiyip bitirecek. Evet. Ama 1. Petrus 1. bölüm 2. ayet inanılmazdır çünkü Tanrı bizi sonsuzluktan beri seçtiğini söylüyor. Sözünü dinlemek için. Dinlememiz evet. için. Ruh bizi itaat etmek için ayırdı. Evet. Başarısız olursak ne olur? Kan zaten akmış böylece kanım dökülmeyecek. Çünkü benim adıma ölen Rab İsa Mesih'in kanı haçta döküldü. Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın ön bilgisine göre ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Tamam harika. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bir ara verip seyircilerin sorularını alacağız. şartlı antlaşmayı ve kitapla kanı sertmeyi öğrendik. Bu İsraillerin sözleşmeyi kabul ettiklerini onaylamayı ifade ediyor. Yeni antlaşma ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteriz. Yeni antlaşma kilise ile mi ilgili? Yusuf kardeş. Yani aslında bu sorular bizi İbraniler'de bir süre önce bahsettiğimiz konuya geri döndürüyor. İbraniler 8'de iki antlaşma eski ve yeni ahitle ilgili karşılaştırma yapar. İbrahimler 8'e 7'de der ki eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı burada eski antlaşma kastedilmektedir. Evet. Ki eski bu eski antlaşmadır antlaşma öyle değil mi? Kusursuz olsaydı tamam. eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı ikincisine gerek duyulmazdı. Neden söylüyor bunu? İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor... Birinci antlaşma iyi miydi? Hayır aslında değildi. Neden iyi değil? Çünkü diyor ki oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor. Tanrı halkından memnun değildi. İsrail ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Buradan anlıyoruz ki yeni antlaşma kilise için değil. İsrail ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor. Ve bu sözler Yerem ya Yerem 31'den. Ya 31, evet. İsrail evet. ve Yahuda halkı. Evet, evet. evet. kesinlikle. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum günü onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Ki bunları Mısır'dan çıkış 19 ve 20'de şu evet. anda öğreniyoruz. Bu atalarını Mısır diyarından çıkarmak için onların elinden tuttuğum gün kendileriyle yaptığım antlaşma gibi olmayacak. Bu antlaşmanın şartlarında böyle diyor. Terimle Tanrının nimetlerinin tadını çıkarmak için itaat etmemiz gerektiğini söylüyor. Eğer itaat etmezseniz her şeyi kaybedersiniz. Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: İsrail halkı ile ve Yahuda halkı ile yeni bir antlaşma yapacağım. Günler geliyor. Antlaşmanın İsrail hanesiyle olmasını sağlıyor. Antlaşma İsrail ve Yahuda hanesiyle olsa da antlaşmanın kutsamasından yoksun değiliz. Neden? Çünkü İbraniler 12 bizedir yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir evet. anlam ifade eden serpmeli kana yaklaştınız. Yani Tanrı'yla antlaşma yapmıyoruz. Biz kiliseyiz, biz Mesih'in geliniyiz, bir Tanrı'nın çocuklarıyız. Hiç kimse çocuklarıyla antlaşma yapmaz. Tanrı'nın tüm zenginliklerine sahip olacağız. Ama yeni antlaşmanın altında olmasak da onun tüm bereketine sahibiz. Çünkü Rab bunu İsrail ve Yahuda hane halkıyla yapacaktır. Kilise olarak yeni antlaşmanın kutsamalarını aldık. Evet. Ama biz bu yeni antlaşmada taraf değiliz. Ve yeni antlaşma İsrail halkıyla yapılacak. Yeremya 31'den alıntılara göre de Yahuda hanesiyle değil mi? Ve bin Yıl Krallığı'nın başlangıcında olacak olan... Bu, bu henüz gerçekleşmedi. Şu ana kadar gerçekleşmedi. Çünkü Babil esaretinden geri gelenler Yahuda halkı Babil esaretine giden ikinci oymaktan biridir. Doğru. Ancak İsrail'in diğer on kabilesi Doğru. hala Doğru. dağılmış durumdadır. Ve Yeremye 31'de bahsedilenler şimdiye kadar gerçekleşmedi. Kesinlikle. Bu büyük sıkıntı zamanında ya da büyük sıkıntının sonunda sona erecek. Kesinlikle. Tamam. Tekrar Mısır'dan çıkış 24'e dönersek... 9. ayette şöyle der. Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi dağa çıkarak İsrail'in tanrısını gördüler. Tanrının ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruyordu. Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrıyı gördüler sonra yiyip içtiler. Bunlar sadece üç ayet ama harikalarla Harikalarla dolu. Güçlü ayetler. Evet. Bu üç ayetin üzerinde duralım. Devam edin. Şuradan başlayacağım çünkü o zavallı adama Musa'ya acıyorum. Saygın biriydi. Ama bu yorucu insanlar yüzünden iki günde en az üç kez Sina Dağı'na çıkıp indi. Çıkış 19'a bakabilirsiniz bunun için. Ortalama Kaç yaşındaydı? 80 yaşındaydı. Evet. 80 yaşında ve inip evet. çıkıyor. Evet, sen Ketrin manastırına tırmanan gençler için bile bu zor bir Haklısınız, şey. Haklısınız, evet. evet. Ama bu adam 19. bölüm 3. ayete bakalım. Musa Tanrının huzuruna çıktı. Evet. 14. ayete gidersek, sonra Musa dağdan halkın yanına inip 20. ayette Musa tepeye çıktı ve yine 24 ayette aşağı inip Harun'u getir. in, çık. Buradaki ayette böyle başlıyor. Evet, dokuzuncu ayette. Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi daha çıkarak diyor. Adam mekik gibi aşağı yukarı inip durdu ve daha yorucudur. Ama bu yasaydı, yasa yorucudur. Muhteşem ihtişamıyla bize gelen... Rabb'e gerçekten teşekkür ederiz. Bu ayet bazı insanlar için bir şekilde sorunludur. Tanrı'yı nasıl gördüler ve nasıl tarif ettiler? Tanrı'yı gördüler çünkü kutsal yazılar böyle diyor. Ama Tanrı'yı nasıl gördüler? Soru bu. Ne gördüler? Der ki, evet. İsrail'in Tanrısını gördüler. Sonra ne var? Tanrının ayakları altında. Bize ayaklarının altında ne olduğunu anlatıyor. Neden bize ayaklarının üstünde ne olduğunu anlatmıyor? ayaklarının üstünde olan tarif etmiyor ama altındaki için Tanrı'nın ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruyordu der. Gerçekten görmeden Tanrı'nın aydınlık varlığını hissettim. Çünkü burada Tanrı'nın ayaklarının altında gördüklerini anlatıyor. Ve bize burada başka bir şeyden bahsetmiyor. Başka bir şey ise... Çünkü Tanrı ruhtur. Tanrı ruhtur. 33. bölüme geldiğimizde Musa... Rabbe lütfen görkemini bana göster dedi. Bunu 24. bölümde görmedi mi? Hayır, sadece ayaklarının altında ne olduğunu görmüştü. Bana lütfunu göster. Rabbin Musa'ya yanıtıysa yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamazdır. Burada durup Tanrı'ya şükredelim. Musa gibi büyük bir adam için imkansız olan şey, günahkar bir kadın olan Mecdeleli Meryem ve bizim için olan haklı oldu. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen biricik oğlun yüceliğini gördük. İkinci Korintiler 4'te Tanrı İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini der. Harika. Yusuf kardeş, 10. ayete dönersek İsrail'in Tanrısını gördüler der. 11. ayette ise Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler der. Neden İsrail halkının soylularına zarar vermedi? Bu olumlu mu ya da olumsuz mu söylendi bilmiyorum. Tanrı'yı gördük herhalde. Eski ahitteki kutsalları yok etmek için elini kaldırmadığımı söyleniyor. Onlar Tanrı'yı gördüklerinde dehşete düşmüşlerdi. Karısına öleceğiz çünkü Tanrı'yı gördük diyen Manoa hatırlayalım. Ama karısı akıllıydı ve dedi ki Rab bizi öldürmek isteseydi yakmalık sunuyu ve tahıl sunusunu kabul etmezdi. Bu olumlu ya da olumsuz anlamına gelebilir. Burada Mesih'in beden alarak bize gelmesiyle büyük bir fark vardır. Elini uzattı değil mi? Uzattı ve cüzamlıya dokunup temizledi. Delikanlıya elini uzattı ve onu ölümden diriltti. Elini uzattı, hastaya evet. dokundu ve onu iyileştirdi. Elini uzattı ve küçük çocuklara dokunup onları kutsadı. Dört müjde kitabını okurken ellerinin işlerini ve neler yaptığını orada görebiliyoruz. Yolculuğunun sonundayken bizim için çivilenmiş elleriyle kaç kez kutsadığını biliyoruz. Bizi kutsamak için uzanan elleri için Rabbe ne kadar teşekkür etsek gerçekten az. Evet, teşekkür ederiz. 12. ayetten başlarsak Rab Musa'ya daha yanıma gel dedi. Burada bekle. Halkın öğrenmesi için üzerine yasalarla buyrukları yazdığım taş levhaları sana vereceğim. Rab kaç defa yasa buyruğu verdi. Yeniden daha çıkacağı ve yasanın tabletlerini Rabbin vereceği açıktır. Daha önce yazılmıştır ve Rab bunu 20. bölümde sözlü olarak söylemiştir. Peki Rab kaç defa Musa'ya ya da insanlara yasayı verdi? En az üç defa diyebiliriz. İlkinde Rab konuştu ve insanlar dinledi. Sonra bu yazıldı ve onlar da kabul ettiler ve kitaba kan serpildi. Böylece uygulamaya başlanmış oldu. Bu ilkiydi. Evet, i̇ki tarafta imzaladı. İlk defa. Evet ilk defa. Tamam. İkinci kez yukarı çıkıp aşağı indiğinde ki bunu Mısır'dan çıkış 32'de görüyoruz. Musa aşağı indiğinde öfkelendi ve elindeki taş levhaları fırlatıp dağın eteğinde parçaladı. Nasıl bir kayıp? Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu insanlık tarihinin en büyük eseriydi. Tanrı tarafından yapılmış olan iki taş levha. Bu da değil ve yazı da Tanrı'ya aitti. Bu iki tabletin orada olduğunu ve herkesin gidip Tanrı'nın yazısını gördüğünü bir düşünsenize. Elbette Tanrı'nın yazdığı harikaları göreceksiniz. Bu ikinci kez dağa çıkıp iki tabletle indiğinde Rab halka vermemesini çünkü tekrar kıracaklarını söyledi. Onları mezmur 40'ta yasan yüreğimin derinliğinde diyen İsa'yı simgeleyen antlaşma sandığına koydu. Yüreğimdi. Evet bu iki tablet Tanrı'nın yazıtları değildi ama Musa Tanrı'nın söylediği peygamberlikleri yazdı. Yani üç kez yasa verildi. Bir kez sözlü, bir kez kırılan iki tablet ve son olarak da antlaşma sandığına konulan tablet. Evet. Teşekkür ederiz. Bir ara verip soruları alacağız. Burada dağdaki Musa ile İsa ile dağda görünen Musa'nın farklılıkları ve benzerlikleri nedir? Yusuf kardeş, bu iki dağ sahnesi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi verin. Morfolojik olarak Musa'nın bedeninde bir fark olduğunu söyleyebilirim. Musa dağa çıktığından etten ve kandan bir bedendi ama İsa ile dağdayken et ve kandan değildi. Çünkü Tanrı'nın krallığını et ve kan miras alamaz. Diriliş bedeni miydi? Burası kafa karıştırıcı. Çünkü bu durumda Mesih ölümsüz bir bedenden diriltilmiş gibidir. Bu ruhsal bir beden mi? Bu morfolojik farktır. Musa dağa çıkan sıradan bir adamdı. Ama İsa ile dağdayken biraz farklıydı. Ama iki fark daha var. Basitçe Musa dağa çıktığında korkuyordu ama başkalaşım dağında ise korku yoktu aksine mutluydu. İlkinde Musa anlamıyordu çünkü Rabbin söylediklerine itaat edeceklerini söyleyip kendilerini bilmeyen insanları temsil ediyordu. Tabi Musa Rabbe ihanet ederse vaat ülkesine giremeyeceğini biliyordu. Ama başkalaşım dağındaki Musa her şeyi anlıyordu kanıt olarak o anda görkemli bir şekilde ortalıkta beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Kudüs'te gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlardı bilmiyorum ama belki başka yol olmadığını söylüyorlardı. Belki Musa halktan umudu olmadığını söylüyordu. Belki de İlyas bu insanlar adına ölmeyi kabul etmek yerine başka çözüm olmadığını söylüyordu. Yani bu dağdayken Musa anlıyordu ve de mutluydu. İbraniler 12'deki gibi içinde bulunmuş olduğu anlayış eksikliğinden dolayı korku ve acı yoktu. Evet. Teşekkür ederiz. Üç ana dağ ilişkilendirdiğimizi hatırlıyorum. Moria Dağı, Tanrı'nın Dağı, evet, Horev Dağı, yani Horev ya da Sina Dağı evet. ve Sion Dağı. Bize bu üç dağ hakkında harika bilgiler verdiniz. Evet. Burada Sina ya da Horev Dağı üzerinde durduk. Doğru. Rab'bin yasayı verdiği evet. da. Evet. Ve Galatyalılar 4'te Paulus Sion ve Sina Dağı'ndan bahsetmektedir. Buradaki Sina ile Paulus'un sözlerindeki Sina Dağı arasındaki ilişkiyi anlatır mısınız? Şimdi burada bağlantı gördüğümüz iki sahne var. Galatyalılar 4 ve İbraniler 12'de. Ve bu iki sahne arasında fark var. İbraniler 12'de Sina ve Sion Dağı'ndaki atmosferi görüyoruz. Büyük bir fark var. Sion Dağı lütuf, aşırı konfor ve de sevinci temsil ediyor. Sina Dağı da yasayı, endişe ve korkuyu temsil ediyor. Ama Galatyalılar 4'te sonucu görmekteyiz. Sion ve Sina Dağı'nın sonucu nedir? Sina Dağı. Sina temsil etmektedir köleliği. Köleliği temsil eder. Evet. Köle olacak olan çocuklar doğurur ve Sina'da Hacer'e benzetiliyor. Hacer, İsmail'i doğurdu. Saf bir kölelikti ve Rab onlara geldiği zaman İsrail oğullarının durumu buydu. Lütfuna ve ücretsiz ödülüne boyun eğmeyi reddettiler. Yasaya bağlı kalma konusunda ısrarcılardı. Bu yüzden Galatyalılar dörtte Hacer'le İsmail'e benzetti. Biz'e Sion dağının sonucunun lütuf ve özgürlük olduğunu söyler. Mesih bizi özgürlük için özgür kıldı. Bunun için dayanın. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Bölümü inceleyeceğiz. Bugünkü bölümden neler öğrendik? Yasa yaklaşamayacaklar. Lütuf imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bilinçtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım diyor. Eski antlaşma Tanrı ile İsrailoğulları arasında imzalanan şartlı antlaşmadır. Ama yeni antlaşma Rab, İsrail ve Yahuda hanesiyle yapılan antlaşmadır. Bin yıl krallığı geldiğinde bu antlaşmanın nimetlerinden faydalanabilirler. Ama biz şu an bu antlaşmanın ödüllerinden yararlanabiliriz. Musa gibi birinin Tanrıyı görmesi imkansızdı ama Tanrı'ya şükür biz görebiliyoruz. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim Yusuf Ağır kardeş. Sizinle Tanrı sizinle olsun. olsun. Sevgili izleyicilerimiz, Mesih sadece onu ve kefaretini kabul edip sizi kendisine yaklaştırmak istiyor. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur